olun, siz nasılsınız? Sağ ol, nasıl gidiyor? İyi gidiyor Allah'a şükür. Ne olacak bu zamlarla vatandaşın hali? Vallahi oy verenler düşünsün. Oy verenler düşünsün. Sen vermedin mi? Ya ben de verdim ama yani. Verdim ama vermedim. Nasıl yani? Verdim ama vermedim diyor bak. Ha verdim ama diyor vermedim diyor. Böyle olacağını düşünmedik. Sen vermişsin diye. Böyle olacağını düşünmedik ama. Kandırıldın mı yani? Kandırıldık. Kandırıldık. Bir dahaki seçimlerde ne yapacaksın? Yok. Bakalım. Göreceğiz gidişi hayır. De bari. Hayır. Hayır. Bay bay yapacaksın mı? Bay bay yapar. Hayır. İyi bakalım. Yok. Eyvallah. Merhaba. Merhaba. Ne haber? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Nasıl gidiyor? İyi güzel. Çalışıyoruz. Para kazanmaya çalışıyoruz. Sonunda öyle. Bu zamlarla, hayat pahalılığıyla ne olacak vatandaşın hali? Vallahi sürünüyoruz işte. Yani vatandaşın halini bilemiyorum. Esnafın hali nasıl? Esnaf bitti. Yapma ya. Esnaf bitti yani. Sadece çabalamaya çalışıyoruz. Yani günü kurtarmaya mı çalışıyorsun yani? Aynen öyle. Günü kurtarıyoruz. Ama vergini ödüyor tıkır tıkır. O mecbur. Onu ödemezsen halin yaman. Yani. Ağzı bitti. Elindekini de alıyorlar bu sefer senden. Allah Allah. Yapacak bir şey yok. Evet. İpe ipe yapıyoruz. İyi bakalım hadi kolay gelsin. Sağ ol. Çok Türkiye'de yaşadığımız için zengin ülkeyiz de ondan. Ha, değil evet, mi? Zengin yani. Ülkeyiz şükürler olsun. Dış ülkelere yani. Yardım oluyor. Ekmek 10 lira biz olmuş. Biz yemiyoruz dış ülkedekiler yiyor. Ekmek 10 lira olmuş. Evet. 5 tane ekmek alıyoruz her gün. Eyvallah. Neden fedakarlığı sadece dar gelirli yapıyor da ülkeyi yönetenler yapmıyor acaba? Onların cepleri dolu abi bizim cebimiz bile yok. İşte onu diyorum yani fedakarlığı neden ücretliler ve emekliler yapıyor, esnaf yapıyor da ülkeyi idare edenler yapmıyor? Ülkeyi idare edenler yapmak çünkü onların çünkü özgür. Bizde özgürlük yok ki. Biz günü güne satıyoruz. Günü güne satıyoruz yani. Yarın alabilecek miyiz? Ya. Bugün ne alacağız? Patates soğan olmuş bilmem kaç lira. Evet. Kalmadım benim. Bugün çıktım pazara 500 lira yetecek mi? 500 lirayı nereden bulacağız? Esnafız. Dükkanımız sabı verip 5 kuruş kazanmamış. Hani ne? Nereden ne gelecek? Ne verecek de bana? Yani. Allah herkese yardım etsin bize de. Öyle, halimiz yok. Halimiz yok. Öyle abi. Neden kıskanıyor abi? Çok paramız var ondan abi. Evet. Aynen öyle abi. Teşekkür ederim abi. Eyvallah. Sağ. Nasıl yani? Geçinebiliyor musunuz? Hayatınızdan memnun musunuz? Hayatımızdan memnun değiliz ama yapacak bir şey yok başka. Nereye kadar gider böyle? Gittiği yere kadar. Gittiği yeri görebiliyor musunuz? Nereye gidecek? Önümüzü göremiyoruz mu yani? Orada otobüs karambole gidiyor. Evet. Hadi ya. Merhaba. Neden? Kendi gelecek göremiyorum. Yapma be. O kadar karamsar mısın? Siz olmaz mıydınız? Ne olacak peki böyle? Bilmiyorum. Hiç. Ya. Hemen siz diyeyim. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Geleceğinizden umutlu musunuz? Neden? Uzun yıllardır çalışıyorum. Hayatımızın galiba en zor dönemini yaşıyoruz. Ben de benim yaşadığım için konuşuyorum elbette. Tabii ki karamsarız, kaygılıyız, endişeliyiz. Ne olacak böyle? Nereye kadar yani? Merakla bekliyoruz. Evet. Nereye kadar? Yani? Aynen. Siz Cumhurbaşkanı olsaydınız ülkeyi nasıl idare ederdiniz? Ekonomiyi nasıl idare ederdiniz? Yani buna benim cevap vermem doğru olmaz. Bizden daha üstün olmalılar ki idare edebiliyor olmalılar. Yoksa bu kadar basitse ben de çıkıp ben idare etmeliyim o zaman diye düşünüyorum. Değil mi? Yani. Yani bunun çözüm noktası ben değilim. Eyvallah. Ha, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz değilim. Benim. Ne haber? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol teşekkür ederim. Geleceğinden umutlu musun? Çok değilim. Yani. Neden çok değil umut? Çünkü ya umutlu bir gidişat yok yani şu an önümüzde gördüğümüz kadarıyla. Hı hı. Ben çok umutlu değilim.
Yani ülkemizin ekonomik ve siyasi durumu sizi tedirgin mi ediyor? Ediyor. Güven duymuyor musunuz? Hayır. Hayır. Ne yapacağız peki? Gidemiyorum. Allah'ım. Umutlu olmaz mıyız? Çok umutluyuz. Fasulyenin kilosu 70 lira. Eyvah. Nasıl umutlu olmayalım? Çok umutluyuz. Para çok nasıl olsa, değil mi? Tabii. Zam aldık. Emekliler zam aldı. O kadar umutluyuz ki simit yiyoruz. Tek, eyvah. Bir simiti iki kişi bölüşüyoruz. Buyur, çok buradan yer. Nereden isterseniz oradan yapın vallahi. Vallahi billahi. Ne olacak peki böyle? Bir şey olacağı yok. Battık zaten ülke olarak. Ama kimse bunun farkında değil. Hep birlikte battık. Hayırlı olsun. Aslında insanlar farkında da elinden bir şey gelmiyor galiba, değil mi? Yok, geliyor. Gelmesi gerekiyordu ama yapmadılar. Aynen. Ne demek istediğimi anlamadım. Anladım, evet. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefet kazansaydı ne olurdu ülkenin durumu, ekonominin çok durumu? Çok bir şey olacağını zannetmiyorum vallahi. Üretim olmadığı müddetçe bu ülkede kim gelirse gelsin çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani. Muhalefete verdim oyumu ama ondan da çok ümitli değildim açıkçası. Eyvallah. Hani siz neler düşünüyorsunuz? Ben de arkadaşıma katılıyorum. Aynı şekilde çok kötüye gidiyoruz. Ama elimizden de hiçbir şey gelmiyor. Dar pencereden baktığı müddetçe hiçbir şey olmayacak. Aynen. Aynen. Çok aynen. Uğraştık ama beceremedik. Uğraştık ama beceremedik. Maalesef. Ne yazık ki. Aynen. Aynen. Çocuklarımızın geleceği yok. En önemlisi o. Ülkenin geleceği yok. Bir ülkede ağaçları kesene müdahale ediliyorsa o ülke zaten nereye gidiyor siz biliyorsunuz. Eyvallah. Evet. Öyle değil mi? Biz kendi ülkemizde artık misafiriz. Yabancılar kapandı ülkemizi, ele geçirdiler. Biz misafir kaldık onların yanında. Eyvallah. Rahat edemiyoruz. Sahillerde bile rahat edemiyoruz. Maalesef. Maalesef. Bu sığınmacı ve mülteci sorunu nasıl çözülüyor? Yollayacaklar. Yollayacaklar, gidecekler. Gitsinler ülkelerine, burada ne işleri var? Hepsi sefa sürüyor. Gitsinler İstanbul'un halini gelin görün. İnanamazsın. Hatay'da azınlığa düşmüş halk. Hı hı. Daha üçü beşi yok yani. Yollasınlar. Ülkelerinde savaş bitti. Ne işleri var burada? Orada askerlik 7 yılmış. Özellikle gençler Türkiye'de. Askere gitmemek için, orada 7 yıl askerlik yapmamak için burada yaşıyorlar. Benim askerim sınırda şehit oluyor. Aynen öyle. Aynen. Onları ne yapacağız? Yollasınlar ülkelerine hepsini. Evet. Bir tanesi ırkçılık diyorsunuz. Evet, ırkçıyım. Gelmesinler benim ülkeme. İstemiyorum onları. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim Kemal abi. Nasıl gidiyor? İyidir Allah'a şükür. Abi, hayatından memnun musun? Vallahi memnun olmasan ne yapacağız abi? Bir şekilde götürüyoruz. Abi bu vatandaşın hali kendi üretime geçecek. Herkes kendi üretime geçecek yani. Nasıl yani abi? Herkes bağ bahçe ekecek, kendi üretime geçecek. Dışarı bağımlılığı her beraber kaldıracağız. Dışarı evet. Bağımlılık olayını kaldıracağız. Herkes çalışacak. Gençler kahvede yatmayacak yani. Eyvallah. O da iyi bir çözüm. Aynen. Ama toplum olarak da bunu yapmak lazım. Öyle eyvallah. Bir kişi iki kişi olarak değil. Abi ülkeyi yönetenler ne yapmalı peki? Onların hepsi değişmesi lazım. Hepsi genç nesil gelecek. Dinamik gibi genç nesil gelecek. Artık bırak 70 yaşında sonra ya iş mi olur? Eyvallah. 60 yaşında sonra iş mi olur abi ya? Geçeceksen 35 yaştaki genci, 40 yaştaki genci cevher böyle gençler olacak. Doğru söylemiyor mu acaba? Eyvallah. Abi Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim nasıl olmalı sence? Ya dedim ya, o da artık işesini doldurmuş. Kemal'deki işesini doldurmuş yani. O da değişecek. Hepsi değişecek. Onun gibi o da gidecek. Eyvallah. Aslında işte ne diyeceğim, ne yapacağım? Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Geleceğinden umutlu musun? Yani inşallah. Ne demek o? Okuyan adam oluyor abi. Ne? Okuyacak. Sen umutlu musun geleceğinden? Umutluyum. Umutlusun. Umutluyum. Nedir idealin? Hedefin ne? Hedefim şey olarak, meslek olarak mı? İç mimarlık. Ne zaman mezun olacaksın? Bu sene son. Evet. Önün açık mı yani? Önüm inşallah açıktır. İnşallah açıktır. Haberin yok, bilmiyorsun.
Bakacağız abi. Bol şanslar diliyorum. Teşekkür ederim. Merhaba, ne haber? İyiyim abi, sen? Sağ ol, teşekkür ederim. Geleceğinden umutlu musun? Umutluyuz abi ya. Valla umutluyuz. Ne bekliyorsun geleceğinden? Ne bekliyorum? Ne istiyorsun hayattan? İyi bir meslek sahibi olmak istiyorum. Okuyup. Ne olacaksın? İnfaz koruma memuru olacağım. Aa. Bizim takım sağlam abi. Evet, sağlam. Sağlam. Eyvallah. Elinde jopun olacak, tabancan evet. Olacak. Evet, tabanca olacak. İyi bakalım, hemen sendeyim. Sen nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Geleceğinden umutlu musun? Mutluyuz abi ya, bakacağız bakalım her türlü. Diyorsun. Yardımcı oluruz diyorsun. Bir yolunu bulacağız. Ne olacaksın sen de? Ben de avukat sekreterliği okuyorum. Wow. 2 sene. Gidecek bakalım. Sonra ofisimizi falan açabilirsek. Hayata atılacaksın. Hayata atılacağız abi. Yapacağız bir şeyler. Eyvallah. Büyük başarılar seni bekliyor. Öyle diyelim. Öyle diyelim, öyle olsun. Hadi bakalım, başarılar. Abi çekme de. Merhaba baba. Hayır. Nasılsın abi? Hayatından memnun musun abi? Hayır, hayır. Neden abi? Benzine, mazota, dövize gelen zamla ne olacak? 7500 lira ne yapacağız? Amerika'ya gezmeye mi gideceğiz? Ne olacak böyle baba? 7500. Ye bitmez Allah. Biraz daha kendileri 75 milyon alsın, 150 milyon alsın. Alsın onlar, yesin, zehir zıkkım olsun. Gelsin beni de alsın. Eyvallah. Bu abi. Kadar abi. Sen ne diyorsun abi? Gelsin alsın. Ya ne diyeyim ben de? Abi nereye kadar ne böyle? Yani geleceğinden umutlu musun abi? Hayatından değilim. Memnun musun? Değilim. Neden abi? Bu kızcağızdan arabalardan yok. Benzin mazotlardan haberi de yok. Değiliz yani. Abi görüyoruz. Ne hayatımızda depremzedelerin paraları nerede? Niye mecliste niye onaylanmadı depremzedelerin paraları? Biz emekliyiz, ölecek halimiz yok. MHP ile AKP milletvekilleri niye? Ben 7500'ü sürün. Red oyu verdi. Depremzedelere birken paralar nerede? O kadar para toplandı. Şimdi işte taşıtlar vergisinin iki defa alacak. Depremzedelere destek olursun diye, değil mi? Evet. Onun için alacak. Olmayan depremzedeler. Aynen. Sahipsiz depremzedeler, sahipsiz. Nerede? Hani sahip çıkanlar nerede? Yardım ediyorlardı. Ne oldu? Seçimde gidiyordu, herkes oradaydı. Şimdi kimse yok. Adamlar aç susuz. Aç susuz, ona evet. Baksınlar. Seçim için bunları bunlar. Görüp konuşuyoruz, görüyoruz. Anlatıyorlar bize. Gidip göremedik ama. Eyvallah. Allah yardımcılar olsun. Eyvallah baba. Hemen abim diyeyim. Merhaba, nasılsın hocam? İyi değilim. Mutsuz musun abi? Çok mutsuz. Neden abi? Emekli maaşım 7500, ev kirası 10.000 TL. 2500 daha borç para bulacağım. Elektrik, su parası. Yemek yemeyeceğim. Aylık parası, yeme abi, içme yok. Yani, Cumhurbaşkanımız bunu layık ben görmüş. Bundan fazla isteme yani yılbaşına kadar. Kendisi şatafat yapsın, bana da sabır tavsiye etsin. 3 tane kaçak sarayı var. Dünya kadar Mercedes'e sabır beyefendi kendine. Biz orada sıkıntı içindeyiz. Ondan sonra halkı ikna edememiş. Kendilerinde hiç şey yok, sıkıntı yok. Yerel seçimlere doğru zam yapacağını söylemiş galiba. İşte göz boyama. Eyvallah. Seçim yatırımı olarak mı görüyorsun abi bunu? Aynen öyle. Ne oldu? Hani Güneydoğu'da petrol bulmuştuk. Karadeniz'de doğalgaz bulmuştuk. Ne oldu bunlar? Hani mazot benzin 19 binden 35 bini geçti. Her gün zam geliyor. Dolar aldı başına gitti. Ne olacak bizim sorumuz? Abi Cumhurbaşkanı olsaydın abi nasıl idare ederdin ekonomiyi ve ülkeyi? Valla bu şekilde yapmazdık da. Ya ilk önce yönetebilmen için kendinden bir şeyler vermen lazım. Bakıyorum 3 tane kaçak sarayı var. 7 önünde yemedi, arkasında. Her şey devletten. Kendisine uçak var. Kendisine %40 zam yaptı. Benim 7500'dü. Bize zam olmadı. Abi biz de alıştık. Zaten zam olsa ne olacak? Yine kuş gibi kalacak. Ben bir akşam o kadar yayan gidiyorum. Bilmiyorum, şimdi konuşunca bize vatan haini yaparlar, FETÖ'cü yaparlar. Ama esas kendileri. Abi yaşam nasıl gidiyor? Yaşam iyi gidiyor. Hayat iyi mi abi? Gayet iyi. Memnun musun abi hayatından? Geçinebiliyor musun? Süper. Aa, o zaman senin tuzun kuru abi.
Benim tuzum da kuru, şeyim de kuru, her taraf kuru. Her şey kuru abi, rahat rahat. Rahat. Sıkıntı yok. Yok. Peki abi, dar gelirliler, 7500 lira maaş alan emekliler geçinemiyoruz diyorlar. Bununla ilgili neler söylemek istersin abi? Geçinemiyorsa onun kendi bileceği iş. Nasıl yani abi? Normalde geçinmesi lazım. O 7500 lirayla geçinmesi lazım abi, diyorsun abi. Emekli olmuşsa evet, mutlaka onun bir yatırımı, evi, barkı vardır o yaşa kadar. Abi, ne yapacak ki emekli yani? Bir sene önce ya da iki sene önce emekli olmuş abi adam. Evet. Tamam mı? Bu ülke şartlarında aldığı emekli ikramiyesiyle abi geleceğine nasıl yatırım yapabilirdi adam? Yapabilir miydi? Peki bu zamları vermeseydi hükümet, eski zamlarla devam etseydi ne olacaktı? Eski zamlar derken? Ya eski maaşından devam etseydi. Eski maaş derken abi? Eski maaş 5000 lira alan vardı, 4000 lira alan vardı. Abi? Onları hepsini toparladı, 7500 lira yaptı abi. Kolay mı bu iş hemen? Çok zor değil mi abi? Kolay mı yani? Aynen abi. Hayır, daha iyi yapacak varsa o gelsin. Eyvallah abi. Yani 7500 lira bir emeklinin neyine yetmiyor abi? Neyine yetmiyor ya? Aynen abi. Çoluk çocuğu yetişmiştir. Eyvallah. Her şey yetişmiştir. Emekli olduğuna göre artık. Yani evi vardır, arabası vardır. Evi vardır, arabası vardır. Değil mi abi? Çok bile yani. Doğalgaz ısınıyordur. Her elektrik şey parasını, var, telefon faturasını rahat rahat ödüyordur. Tabii, niye ödemesin? Değil mi abi? 7500 lirayla. Valla ben 7500 lira almıyorum. Sen ne kadar ödüyorsun baba? Ben 15 bin lira alıyorum. İşte o yüzden söylüyorum senin tuzun kuru diye. Benim tuzum kuru. Ama sen 7500 lira alsaydın böyle konuşmazdın yalnız. Şimdi 7500 liraya çıkardı bak. 4000 liralık maaş alan adamın maaşı 7500 lira oldu. Peki abi 6000 lira alanın maaşı kaç ne oldu? 13 bin lira oldu. Oldu mu abi 13 bin lira? Oldu tabii ya. Ya 1000 liralık benzin 40 bin